Yine mi makarna? Bari zeytin meytin bir şey koysaydınız içine. Kusura bakma baba. Söyle Gülben'e sana içli köfte yapsın koysun önüne. Ben yapamadım. İşim başımdan aşkındı. Yine mi makarna? Ya sabır. Senin kantaron mutfağa dalıp düzenimi bozduğu için bütün gün mutfağı temizledim. Sınır tanımayan gelinler derneği eve bir geldi bütün düzeni alt üst etti. Bu makarnanın rengi niye böyle? Senin kıyafetlerinin rengi gibi. Aa. Ne, sen ne renk seviyorsun söyle. Ne renk seviyorsun ben onu giyeceğim söyle söyle. Sarı severim ben. Bir de mavi. Al buyur. Hangi bu da? Gülben! Karton bardak koymamışsın Gülben! Sonra çok susayıp susayıp dalıyor mutfağa. Ay damacanayla su içiyor ya. Çok terliyor ondan herhalde. Bak Safiye gözümü seveyim olay çıkarma. Şurada o ağız tadıyla bir yemek yiyelim. Ben mi olay çıkarıyorum be? Görmediniz mi geçen gün o ekmeği nasıl mıncıkladı elleriyle? Hiçbiriniz de gık demediniz ya. Tabii aileden görmeyince. Şunu iyice şöyle koyayım ki anlasın. Anlamaz. Anlamaz. Biz geldik. Versene onu bana. Ah. İnci. Heh. Terlik. Evet. Tamam. Bir de. Ha. Bir de o var. Evet. Tabii. Evet. Ha. Aldın mı? Ay almışsın. Bir gösteriver bana. Ya da neyse tamam sonra gösterirsin. Acelesi yok zaten önemli değil. Sağ ol vallahi zahmet oldu sana Han. Umarım beğenirsin. Aa beğenmez miyim? Kardeşim almış beğenirim tabii ki. Beğenmezsin tabii. Daha öncekileri atmıştın. Aa hatırlayamadım. Neyse. Yemekte ne var? Makarna yaptım. Ay ben çok severim. Sana zahmet olmazsa, hani bünyene ters gelmezse... ...acaba bir ellerini yıkasam mı rica edeceğim. Abla. Ne var Han? Allah Allah ellerini yıka dedik. Kötü bir şey mi dedim? İncilerimi dökülür dışarıdan geldi. Hancığım sorun yok. Yani normalde de eskiden de ben... Yaptığım bir şey yıkarım tabii ki. Ah bak ne güzel anlaştık aramızda işte yıkarmış. Ellerini de yıkayabildiğini gördük böylece. Yavaş yavaş olacak ama. Biliyorum. O yüzden lütfen onu acele ettirme. Tamam. Ben de şunları sileyim de onları da laf etmesin. Tamam. Benim poşet de orada. Hı hı. O zaman ne yapayım? Benim ellerimi yıkamam lazım. Kepekli makarna mı? İlk defa görüyorum. Daha çok görürsün. Biraz kilo vermeniz lazım. Dikkat edeceksiniz artık böyle bundan sonra. Evet Neriman. Bak ablan ne kadar dikkat etmeye başladı görmüyor musun? Yani örnek al bence. Allah Allah ne varmış? Benim kilom hep aynıdır. 3 yukarı 3 aşağı. Verdim bu ara. Hı hı. Evet. Neden o zaman Handan elbise istedin abla? İstemişim. Tabii ki. Bana bak. Sen kantorondan mı duydun? O mu söyledi yetiştirdi sana? Hayır abla ne alakası var ya? Konuşurken duydum işte. Gülben seni bizim köye yollayalım biraz ha? Dağ havası, ağaçlar, beynine bir oksijen gider belki. Pes artık biliyor musun? Gerçekten vallahi sana mutluluk da yaramıyorsa bizim işimiz o kadar zor ki. Hayır ne yapalım katlanacağız artık. Aa. Katlanacağız artık ne yapalım? Değil mi baba? Ben de onu diyorum işte. Bir de atsan atamazsın, satsan satamazsın. Yani aileden ya. Yeter be. Uzatma artık. Bak ne olur didişmeyin artık. Zaten kafam kazan. Ah canım. Yoruldu, bitkin düştü. Eve ekmek getirecek diye tabii yıprandı kızcağız. Hayat gailesi hep uğraşıyor. Abla yıpranmak için onlara lüzum yok. Bu ev yetiyor. İyi tamam artık yeter sen.
Öyle anlaşım. Yeter be. Bu ne böyle ya? Hep birlikte üstüme geliyorsunuz. Teker teker gelin bari. Hayırdır ne oldu? Seni de asi mi doldurdu? Ne asiliğini gördün abla? Geldiğinden beri gıkı çıkmıyor kızın. Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ha. Tabii sana çıkarmadı, bana çıkarmadı. O yukarı çıktı mı hanı piştekliyor sürekli. Ben biliyorum çünkü. Fişek. Havai fişekler var ya, havai fişek. Demek istedi. Fişek diye bir şey yok. O ne demek? Ben şimdi havai fişekleri hiç sevmiyorum çünkü kuşları öldürüyorlar ya. Tam masada onu konuşuyorduk. O yüzden öyle bir şey oldu. Hoş geldiniz. Hadi gelin, makarna var. Acayip kepekli. Heh. Al abla. Sildim bunu. Ha. Şimdi dokunamayacağım da sen açsan olur mu? Ay ne kadar güzel. Ama bu sarı ablam bunu hayatta giymez. Ay vallahi bak şu belini birazcık daraltırsak ben giyerim biliyor musun abla? Zaten renk ben. Aynı ben. Ay Han helal olsun sana çok iyi zevkin varmış. Yani beni mi düşündün bilemedim. Benim zevkim değil. İnci seçti. Aa. Vay be. Nasıl abla? Beğendin mi? Yani hani filmlerde olur ya eve dadı alırlar. Psikopat çıkar herkesi öldürür, bütün aileyi tarar durur. O misal o karakterlerin giydiği elbiseler gibi biraz ama. Tarzın uygun yani. Sevindim. Uygun uygun. Tamam artık hadi. Eğlenceniz bittiyse buyurun masaya oturun. Soğudu yemek. Neriman. Herkesin suları boş. Koyayım mı? Ha, yeter tamam bana. Su? İstemiyorum işte. Hı. Ne diyeceğim? Abla. Ne yapacaksın elbiseyi? Hayır giymeyeceksen ben belini daraltıp şöyle bir kendime göre. Ha. Ha. Yani işte artık alınmış. Yani vermek de olmaz tabii. Üzerinde birkaç oynamayla bir şekilde adam etmeye çalışacağım ben onu. Yapılacak bir şey yok. Ah Ceylan olacaktı Ceylan. Ne güzel zevki vardı kulaklar çınlasın. Güven. Şunları alsana mutfaktan doğru düzgün bir tabak, çatal bir şeyler getir. Anlaşması var, imza attı. Tamam an gerçekten önemli değil. Önemli İnci. Bunlar kanser eder adamı bunlar. Abla ne yapayım ben? Alayım mı? Kalk getir Gülmen. Geç, geç. Hadi. Gelin hanımın sağlığı bozulmasın. Kalk. Safiye. Sen İnci'ye teşekkür ettin mi? Senin için o kadar uğraşmış, seçmiş, etmiş. Etmedi. Çok teşekkür ederim. Zahmet verdim yani. Gerek de yoktu aslında. Madem gerek yoktu niye istedin o zaman? Vardı, vardı. Buluşmaya gidecek bir şeyin oldu işte. Baba sen karıştırdın herhalde. Ne buluşması şimdi? O günlük tutan çocukla buluşacaksın ya sen. Aa ama yeter ya daha artık ben duramayacağım yani. Abla dur dur. Şu elbiseni al da öyle git bari.
Aferin İnci. Sarı ona çok yakışacak. Hala gülüyorlar bir de arkamdan utanmadan. Madara ettiler beni. Aferin kız Kantaron. Vallahi kedi olalı bir fare tuttun ha. Sarı kedi. Şunu bir yıkayayım da yiyeceğim.